Evet, JavaScript kısmından devam ediyoruz. Tab kısmına geldik şimdi. Tab menüsü de bu şekilde tıkladığınızda içerikleri böyle efektli bir şekilde değişiyor. Tabi bunu efektsiz de yapabiliyorsunuz. Kullanımı diyor, usage diyor. JavaScript plugin olması gerekiyor. Bu zaten indirmiştik. Bu Tab Navigation Component diyor. Biz Bootstrap JavaScript dosyasını indirdiğimizde bu da onun içinde oluyor. Kullanım şekli JavaScript olarak bu şekilde diyor. Ve şurada da örnek bir kodumuz var. Ben şu kodu ekleyeceğim. Şöyle alıyorum. Bu kodu kopyaladım. Ve sprite yazan yeri save as diyorum. Tabs diyorum. Ve bu şekilde kaydettim. Şimdi geleceğim. Şuradaki nav kısmını seçtim ve sildim. Alttakiler kalsın. Oradaki içerikleri alırım olmazsa. Şunu alıyorum tekrar. Evet, şunu sileceğim şu örneği. Şurayı siliyorum. Burayla bir işimiz yok. Geldim. Şimdi buradakilerde bizimle benzer olanlar hangileri var? Bakın zaten yazıyor işte ID, yine aynı mantık. ID'si home olan, biz ana sayfa demişiz. Şunu alıyorum buradan. Buraya ID ana sayfa yapıyorum. Buradaki home yazan yeri de ana sayfa yapıyorum. Ve buradaki başlığı şöyle P ile beraber buradan keseceğim. Şuradaki nokta nokta olan yere içerik girin anlamında bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Şöyle yapalım bir. Evet. Kaç tane varsa burada işte onun hepsini ekleyebiliriz buraya. Hakkımızda kısmına geliyorum. Buraya şuradaki profil yazan yere hakkımızda yapıyorum. Ve alttaki profil yazan yeri de hakkımızda yapıyorum. Biz tabii yanlış yere yapıştırmışız. Şunu aynen kopyalayacağım. Şuradaki alana şuraya yapıştırıyorum. Buraya ana sayfa, şurayı hakkımızda yapacağız. Evet. Şöyle yapalım. Bunu ben şu şekilde kopyalayayım. Bunu alıyorum buradan. Uğraşmayalım tek tek. Şunları sileceğim. Silip üstüne yapıştırdım. Tab pane diyor. Hakkımızda diyor. Bu ID ana sayfa kalmış burada. Bunları aslında buraya ID koymayabiliriz. Şunları kaldıralım. Buradaki ID'lerin olmasına gerek yok. Üstteki alanda ID olacak. Bu sadece bizim içeriğimizin görmemiz açısından yapmamız gereken bir şey. Ve son olarak da buraya hakkımızda diyelim. Pardon, hakkımızda demişiz. Kurumsal diyelim. Kurumsal. Geliyorum hakkımızda yazan yere. Ne yazarsak zaten orada aynısını yazmak zorundayız. Oraya da buradaki ID'yi kaldırıyorum. Ve en sonda ayarlar olsun. Hadi buradaki gibi yapalım. Ayarlar olsun. Şuraya hakkımızdayı buraya yapıştırıyorum. Kurumsalı buraya yapıştırıyorum. Ve ayarlar olsun. Bunu büyük harfle yapıyorum. Bunu da büyük harfle yapıyorum. Ve bunu da büyük harfle yapıyorum. Home yazısını da ana sayfa yapıyorum. Evet, bu şekilde yaptık. En son neydi? Ayarlardı. Kurumsal 1, 2, 3 tane. Bir tane daha kopyalamamız gerekecek. Div'i alıyorum buradan. Seçtim. Kopyaladım. Enter'a geliyorum. Buradaki kurumsal kısmını ayarlar yapıyorum. Şuradaki hakkımıza yazısını da ayarlar yapıyorum. Kurumsal. Şunu da yapalım kurumsal diye. Birbiriyle ilişkili olsun. Kurumsal hakkımızda ana sayfa, ana sayfa. Evet, şu anda tamam. Bir bakalım çalışacak mı? Şimdi geldik. Tabi alttaki içeriği kalan şeyler kaldı. Onları silmemiz gerekiyor. Şu data sprayları. Buradan seçiyorum divi ve delete diyerek buradaki alanı sildim. Tekrar geliyorum. Yeniden yükledim. Evet, şu anda görüntümüz bu şekilde. Bakın yana doğru gelmiş bir şekilde. Tıklıyorum hakkımızdaya geçti. Tıklıyorum kurumsala geçti. Tıklıyorum ayarlara geçti. Ama dikkat ettiyseniz buradaki gibi bir geçiş efekti yok. Bakın bir kaybolup fade dediğimiz efekt. Burada bizde o yok. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen onu da buradan yine bakabiliriz. Sadece şunu eklememiz gerekiyor. Bakın fade efekte kullanacağımız şey class'ta tab paneden sonra hemen geliyorum.
Class'ta. Class nerede? Evet. Bakalım bulamadık mı? Class aktif. Rolde herhalde. Bakalım bir nereye eklemiştir onu. Hayır. Class'ta tab pane. Aslında bize tab pane mevcut değil ama ilginç bir şekilde sadece fade diyeceğim ben. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Content'in içinde. Ha şurada, evet, pardon, özür dilerim arkadaşlar. Bu da aktif olanı belirleyebiliyorsunuz. Tab panelden sonra şöyle, özür dilerim. Fade yapıyorum. Buraya geliyorum. Tab panelden sonra fade. Bu da efektli bir şekilde değişmesini sağlıyor. Ki daha mantıklı böyle olması. Çok sıradan olacaktı öteki türlü. Evet. Fade de yaptık. Tekrar geliyorum. Sayfayı yeniden yüklediyorum. Evet. Bakın. Ana sayfa. Hakkımızda. Kurumsal. Ayarlar. Burada birkaç ayar da var. Mesela şey yapabiliyoruz. Şöyle bakalım. Hangisinin işte gözükmesi gerektiğini mesela şu şekilde bakalım, bir deneyelim. En son altına geliyoruz. Buraya script tagları açıyoruz. Bunu da göstermiş olalım. Script type text JavaScript diyoruz ve bu şekilde script kodlarımızda özel scriptleri buraya ekleyeceğiz. Normalde bunu ayrı bir dosyada yapabilirsiniz ama ben şu anda yapmayacağım. Şimdi buradaki ID MyTab dediği bizim buradaki MyTab yazan olması lazım. Nerede bakalım? Öyle bir ID'miz var mı? Öyle bir ID'miz yok. Buna ID eklememiz gerekebilir. Bir bakalım. Şuraya şöyle yapalım. ID my tabs diyelim. Çünkü burada bir ID'li bir durum yok. Evet, şimdi bir deneyelim tekrar. Bakalım. Şu anda aktif olmadı. Bakalım yanlış mı yazdık? My tab'mış. Şunu bir siliyorum. Tekrar deneyeceğim. Evet, bakın şu anda aktif olan o. Şimdi burada mesela biz last diyor. First dersek buna. First dediğimde bakalım ne olacak? Evet, ilki geldi. Bir de burada JavaScript ile jQuery ile yapılan EQ metodu vardı. Onu da şuradan bakabiliriz. Bakın burada mesela örnek var farklı. Mesela ne demiş? Şunu alalım bir bakalım. Bu da işinize yarayacak bir şey. Daha önce söylemiştim zaten. Şimdi şöyle alıyorum. Aynı örnek gene MyTab. Buradaki ID'yi değiştirebilirsiniz. Line'in içindeki 0, 1. Yani ID'ler sıfırla gidiyor. Şöyle anlatayım size. Yani ana sayfa 0 diye geçiyor. Yani birinci li 0. ID, birinci ID, ikinci ID, üçüncü ID. Biz ona göre yerleştireceğiz. Şimdi tekrar bakıyorum. Şu anda hakkımızdan aktif olması gerekiyor. Bakın hakkımızda aktif olarak geldi. Hangisini aktif olarak görmek istiyorsanız onu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada class aktif deyip de bunu kapatırsak ne oluyor? İlk başta çünkü orası, evet, ana sayfa, hakkımızda, kurumsal ayarlar. Evet, tab menü de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste tooltip kısmına geçeceğiz. Tooltip'i de bunun içinde yapabiliriz belki. Bir sonraki derste görüşmek üzere.